Bak şimdi. Yok. Şimdi senin adın ne? Asya. Asya çok güzel. Soyadın ne var değil mi? Soyadın ne? Çok güzel. Hoş geldin. Senin adın Asya Karapakı. Söyle bakalım. Ay sen ne güzel bebek çocuksun ya. Benim adım da Seyit Mehmet Özkan. Evet bravo sahip. İnşallah burada güzel güzel günler geçirirsiniz. Hadi geçiyoruz. Kıymetli başkanımız da bu doğrultuda iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu sınırlarının önünde ilkeleyerek Altın Ordu Spor Kulübü'nü ülkemize kazandırmış ve binlerce futbolcu yetiştirmiştir. Ben bu anlamda da kıymetli başkanıma yapmış olduğu ülke adına spora yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyor, saygılarımı sunuyorum. Başlarken ilk yazım var. Buca Spor'da ilk başlarken. 4 Ocak 2020'de orada biz temeli attık. O zaman da oradaki kaymakamımız da gelmişti. Şimdi söyledim, çok kontrol bir kaymakamımız var orada. Ben orada söylediğim lafı yine söyleyeceğim, Ve sonra zaten ilk yazımda da yazdım onu. Ve kendime de, özüme de böyle bir söz verdim. Bir kere çocuklar, bizim ülkemiz, Ali daha bana bakıyorsun değil mi? Bizim ülkemiz o kadar büyük ki, inanamazsınız. Siz şu anda tabii çocuksunuz, ileride anlayacaksınız bunları. Şimdi o kadar büyük ki, ben mesela ülkemin çok büyük olduğunu ta 40'lı yaşlarda anlayabildim. Yani 40'lı yaşlara kadar hep hayat mücadelesi falan filan. İzmir'den bir çıkıyorsunuz, doğuya doğru. Doğu ne taraftadır? Yani doğu, doğuda ne vardır? Doğudan ne yükselir? Güneş hep doğudan yükselir, değil mi? Mesela güneş der mi? Hadi ya ben bugün de batıdan yükseleyim. Yok değil mi öyle bir şey? He? Güneş hep doğudan yükselir, değil mi? Evet, yükselir. Öyle mi? Yani güneş diyemez yani, ay ben bugün bir de kuzeyden doğayım. Yok öyle bir şey. Bunun adına düzen denir, düzen. Güneş nereden batar? Batar. Ertesi gün gene yeni bir gün gene doğar değil mi? Demek ki bir sonsuzluk var değil mi? Hep güneş doğuyor, batıyor, doğuyor, batıyor, doğuyor, batıyor. Hayat da böyle. Yani hayatın içinde hem başarılar vardır, hem de arada sırada da yenilgiler de vardır. Yenilgilerde kahrolmayacaksınız. Yine o yenilgilerden ders alıp ayağa kalkacaksınız. Bu vatan çok büyük. Bunun tek bir şekli var. Kendimizi aşacağız. Herkes kendisini aşacak. Herkes daha çok üretken olacak. Herkes daha çok yardımsever olacak. Herkes daha çok sosyal olacak. Bencil olmayacak. Ben demeyeceksiniz, biz diyeceksiniz. Zaten takım olmanın en büyük özelliği biz demek. Böyle görsel eğitim salonları da çok lazım. Çünkü en büyük eğitim görsel olarak yapıyor. Bizim Türk milleti maalesef okumuyor fazla. Aslında okusak iyi olur. Ama görsel eğitim de eğitimdir sonunda. Buralarda böyle birçok işte konuşma sanatı, içinizde mesela arka arkaya 20 cümle kur desem kaç kişi kuracak acaba çok merak ediyorum. Buraya da konuşma sanatını, hitap sanatını geliştirmek, tiyatro yapmak, yani başka karakterleri canlandırmak, burada eğitimler, bunların hepsi hayatın akışında çok önemli şeyler. Kendinizi geliştirmelisiniz. Aylazlık bir yere kadar. Evet, yaramaz çocuk istiyoruz ama ölçülü yaramaz çocuk. Anlaştık mı? Anlaştık başkanım. Evet. Herkese iyi bir eğitim dönemi diliyorum. Bu salon hiçbir zaman unutulmayacak. Mehmet Bey'i altına tutacak. Daha da güzel hale geleceğiz inşallah.
Dünya devam ettiği sürece. Evet, gelişecek. Gelişecek yani. Ve sahbinin asılasına katma değer sağlayan kişiler olmaktır. Evet, hepiniz tebrik ederim. Sağ olun. Ömür Bey, başarılar. Unutmayın, ben 4 yıl bitti benim, 5. Evet, yıla girdim. Büyük ihtimalle yani ayrılma sebebi böyle bir başkanım da bizi hatırlasın. Efendim, efendim buradayım. Salonu evet. Yaptığı için böyle bir plak etti. Sağ olun. Evet. Zeki, çevik, ahlaklı. Her zaman en öndeyim, gururla taşırım şanlı bayrağı. Ben Türk genciyim. Yurtlarım enginleri aşarım dağları. Vatanımın bekçisiyim, gururum şanlı millesi. Ben Türk genciyim, Türk istikbalinin evladı. Sanatta, sporda, ilimden eferim. İlker bir sevgi saygı. Ben Türk genciyim, şahin bakışlı aslan yürekli. Karış karış Anadolu'yum, Antep'te Şahin Bey, Aydın'da Yürük Ali. Ben Türk genciyim, bir elimde kalemim kitabı, kalemimle tarih yazar, kitabımla ufukları aşarım. Ben Türk genciyim, eğilmez başım bükülmez biri. Duysuz sesimi tüm dünya. Valla böyle bir, yani 10 tane daha savaşçısın geldi valla. La 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 la